Merhaba arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün Elon Hubbard'ın yapay zekasından biraz bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle videoyu geçmeden önce yeni bir konsept belirledim. Arkadaşlar şu an videonun yorumlar kısmından bana Elon Hubbard gizemleri ile ilgili kafanızda takılan soruları aşağıya yazabilirsiniz veyahut da merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Şu anda 3 tane Elon Hubbard gizem videoları çektim. Onlarda aklınızda takılanları aşağıdan yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ki ben de diğer videomda bu sorduğumuz soruların cevaplarını vereyim. Videoya geçecek olursak. Arkadaşlar, Elon Hubbard'ın yapay zekası oldukça kuvvetli. Amacımız bilsin, yani komşumuzun evine sızmaya çalışıyoruz. Ancak arkadaşlar, komşumuz yani Wilson bizi yakaladığında çeşitli yöntemler geliştiriyor. Mesela bizi yakaladığında biz tekrar eve gireceğimiz zaman aynı yöntemle komşumuz oralara kapanlar, kameralar ve diğer türden tuzaklar kuruyor. Oyunun gelecek aşamalarında da bu bir tuzağın getirileceği düşünülüyor. Böyle bir yapay zekaya karşında etraftaki nesneler ve ögelerden yararlanabiliyoruz. Böyle bir yapay zeka en son Steve of DJ oyununa meydana gelmişti. Ancak arkadaşlar son yıllarda PES 2017'de de böyle bir yapay zeka kullanılmaya çalışmıştı. Ancak pek başarılı olmuş olmaz ama yine de başarılı. Arkadaşlar, ana lig veyahut da efsane gibi diğer türlü normal gösteri maçlarında yapay zeka yani bilgisayara karşı oynadığınızda maç boyunca sağ kanattan geliyorsanız bilgisayar sağ kanatı rakibin savunmasıyla güçlendirerek o bölgeden gitmenize engel koyuyor. Diyelim ki göbekten oyun stiliyle yani paslaşarak oynamak istiyorsanız da bilgisayar karşı bilgisayar yani computer size çeşitli önlemler alıyor ve sizin oyuncularınıza baskı yaptırmaya yönelik komutlar veriyor. Eğer orta açmaya dayalı bir futbol yöntemiyle oyunu oynuyorsanız da içeri sağlam oyuncularla doldurup kafa atmanızı engelliyor. Özellikle kornerlerde. Daha sonra bahsedecek olursak arkadaşlar FIFA 2017'de de böyle bir şey kullanıldı. Özellikle bilgisayarın sizin yaptığınız hamlelere karşı geliştirmiş olduğu hamleler bulunmakta. Böylece sizin oynayışınızı yani belirli düzeydeki kontrolünüzü azaltmaya çalışıyor. Aynı Elon Hubbard'daki gibi ki Elon Hubbard'daki yapay zeka ne PES 2017'deki ya da Steve of DJ'dekinden daha kuvvetli bir şekilde yapılmış. Oyunun yapımcıları oyunun 10 saate yakın süreceğini söylüyor. Bu da bize belirtiyor ki yapay zeka oldukça kuvvetli. Yapay zekaya geçmek için de yeni gelecek sürümlerde ve yazın çıkacak full sürümde belirli tehditler oluşturabiliriz veyahut da yöntemler oluşturabileceğiz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Dediğim gibi aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Farklı türden videolarda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.